Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir çiçeklerini dökmüş bir Phalaenopsis var. Phalaenopsis orkidesi var. Şimdi arkadaşlar ben bu bitki doku kültürü üzerine yaptığım çalışmalarda tabii çok sayıda işte bitki kullanmam gerekiyor. Çünkü çok fazla sayıda bitki telef ediyorum. Aslında telef etmiyorum ama tabii işte kiminin yaprağını, kiminin kökünü, kiminin orasını burasını kesiyorum. Bunlar artık bundan sonra kaldırıyorum bir kenarda. Kendileri gelmesi için 6-8 ay bekliyorlar. Ama tabii bana sürekli yeni dokular gerekiyor değişik çalışmalar yapmak için. O yüzden ben ne yapıyorum? Bakın bu işte biliyorsunuz market zincirleri var arkadaşlar. Onlar işte orkide satıyorlar. İşte 60'lı 70'lı orkide satıyorlar ama onlar da sulama alışkanlığı olmadığı için arkadaşlar çiçekleri. Bir müddet sonra çiçekler işte susuzluktan çiçeklerini döküyorlar. Ondan sonra tabii onlar böyle sap gibi kalınca kimse almıyor onu. O yüzden onlar da etiketlerini düşüyorlar. İşte 60 liralık şeyi 20 liraya, 25 liraya, bazen 19 liraya satıyorlar. Ben de hafta sonuna gidiyorum. Böyle bir teftiş yapıyorum. İşte renklerine göre kim bazen üstlerinde çiçek de oluyor. Bir tane, iki tane, üç tane. Rengini de görüyorum. Gidiyorum. İşte bu yaprağı şey, bitkisi sağlıklı olan ama şey dökülmüş olan veya dökülmekte olan o orkideleri alıyorum arkadaşlar. Ve onları çalışmalarında kullanıyorum. Bunu mesela 20 liraya aldım. Bağızım aldım bunu. Şimdi bu çalışmaları ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz daha önce bu biz orkide notlarından yani dallardaki şu gözlerden orkide üretimini denemiştik ve başarılı olmuştuk. Ama istediğim performansta başarıyı henüz elde edemedim arkadaşlar. Yani mesela bakın bu dalda 8 tane not var. Bunda da 8 tane var. Toplam 16 tane not var. Zaten çiçeği seçme sebebim de bakıyorum ona. En fazla not hangisinde, en sağlıklı çiçek hangisi onu alıyorum. Neyse bunda 16 tane not var. Yani oldukça not açısından zengin bir çiçek. Şimdi normalde işte kültür içerisine MS medya, 1/2 MS medya kullanıyorum bu işlerde. Ekim yaptığınız zaman işte 5-6 not ekiyorsunuz. 3 tanesi, 4 tanesi bak şey oluyor, nekroz gelişiyor, ölüyor. Bir tanesi, iki tanesinde başarı elde ediyorsunuz. Ama niye hepsini elde edemiyorsunuz? Yani işte şu da mesela bir, şu, üçünün arasında çok fazla fark olmaması lazım. Hani alttakiler biraz daha eski ama yani yukarı doğru gittikçe sonuç olarak bu bitki daha taze doku. Yani bir tane, iki tane değil de niye bir çiçekten, dört tane, beş tane nottan sürgün alamıyorum diye en uygun, en iyi işte performansı elde etmeye çalışıyorum. Ondan henüz hala elde edemedim. Yani işte tamam ekiyorum, bir tane alıyorum, iki tane alıyorum. Ama altı not ekiyorsam dört tanesi ölüyor. Aslında iki tane, bir tane, iki tane almak da başarı yani. O da çünkü oradan da zaten gidebiliyorsunuz, yol alabiliyorsunuz. Ama bu sefer işte bu bitkiyi seçtim. Bunda yine nottan, orkide notlarından işte sürgün geliştirme çalışması yapacağız. Ama bir farkla daha önce işte MS medya içerisinde, kültür içerisinde, kapalı kültür içerisinde ekim yapıyordum arkadaşlar. Bu sefer kapalı kültür içerisinde ekim yapmayacağım. Şu gördüğünüz bioreaktör içerisinde ekim yapacağım. Yani nasıl olacak bu? Hem de farklı bir tip kullanacağım. Şimdi normalde biliyorsunuz bioreaktörlerde işte medya agarsız oluyor. Kültür bu tarafa koyuyorsunuz. İşte medya kültürün üstünü kaplıyor. Sonra tekrar geri geçiyor. İşte böyle periyodik olarak bitkiyi, kültürünüzü besine boğuyorsunuz ve havalandırıyorsunuz. Steril olarak diye. Bakın burada şunlarda hem hava girişi hem çıkışında filtre var. 0.22 mikron filtre arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla bu ortam steril olacak. Daha henüz hazırlamadım bunu. Şimdi ne oluyor? İşte onun içerisinde bitkiniz daha hızlı gelişiyor. Ama bu sefer biz bir bitkinin gelişmesini yapmayacağız. Henüz uyanmamış olan bir nodun geliştirmeye çalışacağız. O yüzden bunu tamamen bir agarsız sıvı medya kullanmayacağım. İki katmanlı, two layer diyorlar arkadaşlar bunu. İki katmanlı bir sistem kullanacağım. Yani nasıl? Bunun dibinde yine agarlı bir kısım olacak. O agarlı kısmı, ekimi agarlı kısmı yapacağım. Ondan sonra ama gene bunun içinde de sıvı medya olacak.
sıvı medya agarlı kısmı, yani bu işte ekimi şöyle düşünün, şuna ektiğinizi düşünün ama sürekli bunu havalandırıp yeni medyayla şey yaptığınızı düşünün, onun gibi bir şey olacak. Medya sürekli bu tarafa geçip sürekli geri gelecek ve şeyi işte not böyle üstünü kaplayacak. Böylece daha fazla verim elde edeceğimi ve nekozun daha az gelişeceğini umuyorum. Çünkü çift iki katmanlı sistemlerde daha yüksek başarı elde ettiklerini o araştırmalarda gördüm. Deneyelim bakalım. Bakalım sonuç ne olacak? Evet, şimdi bu çalışmamızı yapacağız. İlk önce bu sistem için medya hazırlamam lazım. 500 cc bir medya hazırlayacağım. 250 cc'sini agarlı yapacağım. 250 cc'sini agarsız yapacağım. Ve iki defa da yapacağız tabii. Bunu önce agarlı kısmını hazırladıktan sonra donmasını bekleyeceğiz. Sonra bu tarafa da şeyi koyacağız. Sıvı medyayı bu tarafa koyacağız. Agarsızı bu tarafa koyacağız. Daha sonra ekini yapacağız. Ve bir reaktörümüzü işte hava motorumuzu bağlayıp sürekli çalışmaya bırakacağız. Bakalım gelişme nasıl olacak? Hadi başlayalım. Evet, ne demiştik? 500 cc medya hazırlayacağız. 250'si agarlı, 250'si agarsız olacak. Aslında 250, evet neyse bakalım ayarlar sonra. 250 cc biraz fazla olur. Önce medya yazalım. Evet, bu çalışmada yine hazır dehidrat kullanıyorum arkadaşlar. Dehidrat MS Muraşken su kullanıyorum. Şimdi bu tabii aslında daha pratik arkadaşlar. Yani ben kendi kimyasallarım var, solüsyonlarım var. Onlardan yapıyorum ama onu daha ziyade daha çok üreteceğim zaman, işte 1 litre 2 litre medya yapacağım zaman kullanıyorum. Böyle işte 250 cc, 500 cc medya yapacağım ama bunu kullanmak daha pratik. Hemen çıkartıyorsunuz, iş bitiyor. Şimdi 500 cc hazırlayacağız demiştik. 500 cc'yi. Şimdi normalde bu 1 litre MS medya hazırlamak için, full strength MS medya hazırlamak için 4 metre 43 gram kullanıyorsunuz arkadaşlar. Yani demek ki ben 1 bölü 2 MS medya hazırlayacağıma göre 2.1 litrede 2.21 mg gram kullanmam gerekiyor. Onu da 1 litre hazırlamıyorum. 500 cc hazırlayacağım. Onun da yarısı olacak. Yani 1.11 gram dehidrat desiyeri kullanacağım. 1.10 yahut. Evet. Açalım. 1.13 gram var arkadaşlar bu da. 2.26, 4.42 falan yapıyor. Bu kaçtı? 4.43'tü. Evet. Tamam, doğru. Evet. Şimdi şekerimizi koyalım. 30 gram şeker kullanacağım arkadaşlar. Normalde 20 gram MS medya için yeterli. Ama işte 30 gram şeker kullandığınız zaman daha ziyade işte kallus gelişiminde veyahut da bu tür çalışmalarda biraz daha iyi verim elde ediyorsunuz. Çünkü genelde baktığım benim tespit ettiğim o tuşlara daha yüksek şeker oranı kullanarak 40 grama kadar kullandığını, hatta daha yüksekte kullandığını gördüm. Ben normal tohum çimlendirirken 20 gram falan kullanıyorum. Orkide tohumlarını çimlendirirken litrede 20 gram şeker kullanıyorum ama bütün çalışmalarda 30 gram kullanıyorum. 500 cc yaptığımıza göre 15 gram şeker koyacağım arkadaşlar buna şimdi.
Evet, 15.0. 15 gram şekerimizi de koyalım. İşte hazır dihidrat besiye kullanmanın avantajı var arkadaşlar. Bitti. Eteksinde ondan başalt, ondan başalt. Biraz zor tabii. Ben o şekilde başlamıştım. Dolayısıyla yani bunu bulamasam da benim için problem olmaz. Ben kendim hazırlayabilirim. Sonuçta işin temelini araştırma esnasında öğrenmiş oldum. Yani bunun tamamen ithalatı Türkiye'ye yasaklansa arkadaşlar beni etkilemez. Ben yaparım. Evet. Şimdi bu hazır. İşte bunu yalnız şöyle yapacağız. Önce bunu 500'e tamamlayalım. Ama içine Hindistan cevizi suyu koysak mı? Evet, Hindistan cevizi suyumuz hazırda var mı? Yok. Şimdi Hindistan cevizini bunun içinde embriyo var arkadaşlar. Şu tam şu aç bakın diyorsunuz. Bunda 3 tane göz var. Bir tanesi büyük oluyor. Büyük göz. Burada bu yumuşak bunu hemen bir şeyle delebilirsiniz ama deldiğiniz zaman tam orada embriyo, Hindistan cevizinin embriyosu var. Bu Hindistan cevizinden bir de embriyo kültürü çalışması yapmayı planlıyorum. O yüzden embriyoya zarar vermeden suyu almam lazım. Kırarak alabilirim ama o zaman da çalışmayı şimdi yapmam lazım. Çünkü bu sefer kuru. O yüzden bir şey deneyeceğim. Uyanıklık yapacağım. Bakalım suyu şurada embriyonun yan tarafına embriyoya zarar vermeden enjektörle almaya çalışacağım. Daha önce hiç denemedim. Olup olmayacak konusunda hiç fikrim yok. Veya şuradan bir matkapla delip oradan da alabiliriz tabi. Evet. Evet bakalım ne olacak. Evet geliyor gördüğünüz gibi. İğneye bırakalım. İğneyi tekrar kaç cc aldık? 9 cc. Evet. 9 daha alalım. Evet bir de 10 aldık. 20 cc oldu. Evet 30 cc. Toplam 60 cc. Aslında 150 cc arası konuyor şeye 1 litre mesmeye diye. Ama şimdilik hiç yok değildir. Bu da yeter. Yani bunun içinde de şimdi su olacağı için tekrar Hindistan cevizi suyu. Evet ki var. Embriyomuz da korunmuş olacak. İnşallah. Bir problem. Neyse olursa ne yapalım. Sağlık olsun. Evet. Şunu 500'e tamamladık. Evet şekerimizi koyduk. Hindistan cevizi suyumuzu koyduk. Şeyi koyduk. Dehidrat besiyeni koyduk. Şunu açalım. Yüksek. 5.5. Genelde ben 5.5'i ayarlıyorum. Bakayım. Evet. Şimdi 6'ya düştü. 6'ymış. Ayarlıyor demek ki. Şimdi Maraş Kent Sukuk arkadaşlar 5.2 ile 5.6 arasında olması lazım. Bu 6 şu anda. O yüzden asitliğini pH seviyesini düşürmek için bir an hidroklorik asit damlatıyorum. 5.8'e düştü. 5.7. Evet 5.5. Tamamdır. 5.47. 5.5 sayılır.
Bu pH cihazını arkadaşlar kullandıktan sonra ustalığı yıkamanız çok önemli. Mümkünse saf suyla veya şeyle. Ama hiç olmazsa en azından şeyden, yani çeşme suyla. İdeali tabii saf su, onu söylemeye gerek yok. Çünkü bu arkadaşlar bu pH'de bakın ölçer cihazının şurasındaki cam olan kısım aslında geçirgen membranlı bir kısım arkadaşlar. Bu çünkü içeriye bir kısmının geçmesi gerekiyor ki benim en azından öğrendiğim o şekilde okumalarını ona anladığım o. İçini şey ölçebilsin. Çünkü sensör bu şeyin içinde, bu cam bloğun içerisinde. O yüzden bu tıkanabiliyor şeyde. Mesela işte agarlı falan şeye tıkar, batırırsanız arkadaşlar bir gün sonra cihazınız sapıtıyor. Sapıtabiliyor. O yüzden muhakkak bunu temizlemeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. O yüzden ben de şimdi yıkamış olduk. Şimdi bu su şurada. Şimdi bunun içine kinetin koyacağım arkadaşlar. Hormon olarak ama gördüğünüz gibi donmuş vaziyette bu. Çünkü kinetin buzdolabının dip frizde aslında buzlukta veya dip frizde, ideal dip frizde saklanması gerekiyor. Solüsyonun. Şimdi o yüzden bunu çözmem lazım önce. Evet, 1 miligram kinetin koyuyorum. Böylece litrede 2 miligram kinetin kullanmış oldum. Evet, kinetin işimiz bitti. Evet, şimdi bunu ikiye bölelim. Ne oldu? Evet, 300 mililitre bunda, 200 mililitre bunda bıraktım. Şimdi bu kısma aktif sabun ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet, 600 miligram şey kullanmam lazım, aktif kömür kullanmam lazım. 2 miligramdan, evet. 200 miligram, evet. 600 miligram. Evet, şimdi bu kısma agar da ilerleyeceğiz. 8 gram. 100 mililitre 800 miligram. 300 mililitre 2.4 gram. Değil mi? Doğru. Evet. Evet, 2.4 gram agar, 300 miligram, 300 mililitre medya için. Evet, şimdi gelelim sterilizasyon. Şimdi bunu da steril etmemiz gerektiği için bunu da oradan bunun içine steril edebiliriz arkadaşlar. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Basınçtan dolayı bu da biliyorsunuz bağlantı var. Eğer bu kapanırsa buradaki buna geçmeye başlar basınçtan dolayı. Çünkü zaten sistem biliyorsunuz basınçla çalışıyor. O yüzden buna koyduktan sonra şunların ağzının açık olması lazım ki
yer değiştirme yapmasın basınçtan. Şimdi bu sıvı medyamız. Güzel. Olsun. Bu da katı medyamız olacak. Evet, bu kadar yeter. Çünkü ekmek için çok bile oldu aslında. Bu donacak. Şunun ağzını tekrar kaçınmaması için teflonla iyice sarıyoruz. Sarmıştım gerçi ama bakayım iyi duyuyor mu? Yoksa hava kaçıyor. Evet. Ha. Evet, bir hata yaptık. Bunu da gevşek bırakmamız lazım. Yoksa basınçtan bu tarafa geçer. Sterilizasyon esnasında. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Kapanmadığına emin olmamız lazım. Şöyle. Bu şekilde seyredeceğiz. Bunu da yine gevşek bırakacağız. Şunu da bir tane. Yani ayrı bir yerde yapıp bunu şey yapabiliriz ama sonra bunları seyredip açıp dökebiliriz ama o tabi dökme esnasında da tabi bir risk içeriyor. O yüzden böyle yapmak biraz daha şey geliyor bana. Daha akıllıca geliyor. Kendi içinde steril olacak zaten. Evet, bunlar kapanmasını engeller şeyin. Şimdi bunları da uçlarını da alüminyum folyo ile kapatmamız lazım. Ki çıktıktan sonra evet, medyamız hazır. Şimdi bunu bu şekilde seyretmemiz lazım. Aslında tabi şey yok. Şunu da ağzını kapatmamız lazım. Yoksa çıktığımız zaman steril alana, kadar şu açık hava kısmından şey gelebilir. Onu da yapalım. Tabii nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapalım. Tamam. Thank you.
Evet. Evet, böylece şeyden çıkınca, steril çalışma alanına alana kadar kontaminasyon riskini azaltmış olduk. Şimdi içindeki medyayı da göz önünde bulundurarak inşallah kapanır bu. Hadi bakalım. Evet. Yarım saat sterilizasyon yapacağım arkadaşlar şimdi.